Ee, Sayın Çağlar, şimdi e, bu şarkının sözleri üzerinden gidelim. Evet. Yani siz bu şarkıyı duyduğunuzda, sözlerine baktığınızda bu bir e, adaylık çıkışı mı, bu bir seçim şarkısı mı? Yoksa sadece e, bu tür kapsamında e, yapılmış olan bir e, şarkı mı ya da Sayın Masum Türker'in söylediği gibi bir protesto şarkısı mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz dinlediğinizde? Yani ben şöyle söyleyeyim öncelikle, ben hayatımda Sayın İmamoğlu kadar ballı bir siyasetçi görmedim. Bir anda Türkiye'nin gündeminde olmayan bir insan, Beylikdüzü Belediye Başkanı'ydı. Şu anki varlığını Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na borçlu. Kemal Kılıçdaroğlu kendisini Beylikdüzü'den çıkardı. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yaptı. Neticede o dönemde İstanbul seçimlerini Sayın İmamoğlu kazanmadı. İstanbul seçimlerini Cumhur İttifakı verdi. Net bir şekilde söylüyorum. O dönemde AK Parti içerisinde tabi eleştiriler vardı. Yüksek sesle hem de eleştiriyordu insanlar bazı şeyleri. Ee, tabi AK Parti o dönemde biraz geç kaldığı için hani bu değişimler noktasının geç kaldığı için ve o seçim sürecini e, bazı noktalarda yanlış yürüttüğü için yanlış söylemleri olduğu için bir anda işte Ekrem İmamoğlu belediye başkanı oldu. Ee, sonraki sürece baktığımız zaman ee, Ekrem İmamoğlu yani başarılı bir belediye başkanı olabildi mi, İstanbul'ların beklentisini karşıladı mı ben kesinlikle karşılayabildiğini düşünmüyorum. Çünkü her afette, her e, İstanbul'un başına gelen büyük olaylarda, sıkıntılarda İmamoğlu'nu biz İstanbul'da göremedik. İmamoğlu genelde tatilde karşımıza çıktı ya da İmamoğlu büyük elçilerle görüşürken karşımıza çıktı. Ee, ve ondan sonraki süreçte de baktık ki böyle hiçbir şey yapmayan İmamoğlu, hiçbir şey yapmayan bak iddialı bir şekilde söylüyorum yani. Ee, bir anda böyle kendi kendine Cumhurbaşkanı aday olmaya baş çalışıyor. bak Kendi kendine. yani Bir de şeyin de desteği var. Onu da inkar etmeyelim. Şimdi iyi Parti'nin de e, Sayın Akşener'in de çok ciddi desteğini alıyor. Yani bu Kastamonu gezisine baktığımızda Şimdi, bu verilen fotoğrafa, şarkıya baktığımızda aday mı olmak istiyorsa sayın ya İmamoğlu? Kesinlikle. Zaten bakın İmamoğlu Kendisi çalıyor kendisi oynuyor. Yani tabii ki aday olmak istiyor. bu net bir Peki burada bir virgül koyalım. Ama... Reklama gideyim. Reklamdan sonra devam edeceksiniz. Sözünüzü tamamlayacaksınız. Peki. Efendim, Sayın Çağlar Tam da sizde kalmıştık. Evet. Değerlendirmenizi lütfen tamamlarsanız. Tabii ki. Yani ben yine cümlelerin başlarım. Birkaç cümle sonra şey, reklama girildi de. Hı hı. Ee, şöyle söyleyeyim ben tekrar. Ee, Sayın İmamoğlu e, seçimleri kazanmadı. Bir kez daha söyleyeyim. Cumhur İttifakı seçimleri kaybetti. O dönemde. Ee, siyasetten yaptıkları birkaç hata ve toplumun değişim e, beklentilerine rağmen e, herhangi bir değişim gerçekleşmemesi o esnada e, Sayın İmamoğlu'nun seçimleri kazanmasına sebep oldu. Kazanmasının sebeplerinden bir tanesi de tabii ki Millet İttifakı'nın adayı olması. HDP'nin ciddi desteği oldu biliyorsunuz. O zaman Millet İttifakı'nın adayı olmasaydı ya da HDP'nin ciddi bir desteği olmasaydı acaba belediye başkanı olabilir miydi? Bunu da sorgulamak lazım. Biliyorsunuz yani seçimlerden sonra, yerel seçimlerden sonra CHP yetkililer HDP binalarına gidip beraber nasıl güzel salladık diye gururla birbirlerini tebrik ettiler. O sahneleri unutamıyorum ben onu da söyleyeyim yani HDP yani PKK'nın siyasi uzantısı olmuş bir partinin il başkanlıklarına gidip orada birbirlerini tebrik ettiler. Yani aslında onların belediye başkanı Sayın İmamoğlu şimdi başarılı oldu mu bence başarılı olamadı onu söyleyeyim yani. her afette kendisi şehir dışında oldu e, büyük toplantılarda oldu ve her hani e, her an böyle bir Türkiye gezmek için bahaneler arıyor biliyorsunuz Doğu ve Güneydoğu'da e, PKK'ya destek veren e, bazı HDP'li belediye başkanlarına kayyum atandığında kalktı gitti geçmiş olsun ziyaretlerine gitti o zaman e şimdi de işte kardeş il vesaire bahaneler ile Türkiye'ye geziyor ve ben burada ee, sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok ciddi manada saygısızlık yaptığını düşünüyorum. Ciddi manada yani. Ama Sayın Gezici dedi ki bir kulis sayın, bilgisi olarak Sayın, sayın, sayın Kılıçdaroğlu'nun haberi var bu, bu gezilerden sayın dedi. Sayın Gezici'nin iddialarının ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Yani Kulis bilgisi paylaştı. Bilemiyorum. Şimdi Sayın Gezici'nin az önce e, bir iddiası e, daha oldu özür dilerim. Doğan Bey aynı zamanda bu gezide partinin çok önemli bir ismi Seyit Torun Bey sağ tarafında yer alıyor gezide ve genel başkan yardımcısı. Olabilir. Ve Seyit Torun Bey Sayın Kılıçdaroğlu'na en yakın olan isim Şu anda şimdi Gölge, Murat Bey. Biz, Murat Bey şimdi özür dilerim Bey Biz sözlerimi bitir müsaade eder misiniz? Ben bekledim sizi sabırla. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Ee, tabii Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na biz muhalefet ediyoruz. Siyaseten, fikren biz karşısındayız. Onu söyleyeyim. Ama şimdi bazı yönlerde de ben takdir ettiğim tarafları var. Ee, Muharrem İnce'yi de biliyorsunuz zamanında iyi idare etti. En büyük muhaliflerden birisiydi. Ee, hiçbir zaman kendisini rencide etmedi, kırmadı, önünü açtı. Cumhurbaşkanı da yaptı ve neticede şu anda Muharrem İnce CHP'den ayrıldı başka bir partinin başında. Ben İmamoğlu'na da benzer bir siyasetle yaklaştığını düşünüyorum. Bak Onu söyleyeyim. Yani kırmadan, incitmeden, kendi belediye başkanı nezaketi kaybetmeden yoluna devam ediyor Sayın Kılıçdaroğlu. Bir kere şu nezaketini de tebrik ederim. Bak Onu söyleyeyim. Yani iyi, iyi tahammül ediyor. Yani şu anda AK Parti'de herhangi bir belediye başkanı Sayın İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na gösterdiği tavrı Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterebilir mi? Gösteremez. Bak açık söyleyeyim. Böyle bir saygısızlık olamaz. Onu söyleyeyim. Ya bir de ben hayatımda yani ben da hayatımda Murat Bey şimdi az önce yapıyordu. bir iddianız oldu. Bak bir iddianız oldu. Dediniz ki e, Sayın İmamoğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısında yüzde 60 oy alabileceğini iddia ettiniz. Yani ben gerçekten bunun çok komik olduğunu düşünüyorum. Neden çok komik olduğunu düşünüyorum? Bunu söyledik konuşuluyor. Şimdi araştırma. Araştırma konuşuluyor. yani böyle iddialar bak bir bunlar böyle toplumun aklını karıştırıyor. Söylemedin. Bak şimdi ben şöyle söyleyeyim bak böyle bir iddia. İnsanların aklıyla İktidara alay etmek. Neden? Özür dilerim bu Ben Ben şöyle. fikirlerimi söylememe izin tamam. verir sonra dinleyeceğim sizi. Şimdi İmamoğlu'na Sayın Cumhurbaşkanı karşısında yüzde 60 oy Hı -hı. alacağını iddia etmek bence insanların aklıyla alay etmektir. Yani bu neye benziyor? Yani dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Beşiktaşlı'ya işte Reyhanlı Spor'u karşılaştırmak gibi yani. Örnek. Yani böyle bir karşılaştırma yaptınız az önce. Bu çok komik bir karşılaştırma. Ve Sayın İmamoğlu da sürekli Sayın Cumhurbaşkanı'nı taklit ediyor. Bak vücut dili, konuşması, hareketleri yani... Taklit ediyor ben de bununla ilgili bir yazım oldu hatta dedim ki yani taklitler aslını yaşatır Sayın İmamoğlu yani siz Sayın Cumhurbaşkanını taklit ettikçe kendisini yaşatıyorsunuz aslında nasıl bir özenti içinde olduğunuzu insanlar görüyor yani kusura bakmasın. Yani Sayın İmamoğlu hasbel kadar şansla HDP desteğiyle Millet İttifakı'nın işte adayı olarak ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun büyük bir desteğiyle İstanbul Belediye Başkanı oldunuz ve daha şimdi de onu çiğneyip, kendi genel başkanınızı çiğneyip aday olmaya çalışıyorsunuz. Ve ben hayatımda daha hiçbir genel başkanın bu dönemde olduğu gibi rencide edildiğini, yani aşağıya çekildiğini görmedim. Yani bugün baktığınız zaman Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yani kendi yazarları, çizerleri, aydınları televizyon programlarında şunu söylüyorlar. Diyorlar ki işte Kılıçdaroğlu olmasın da kim olursa olsun. Ya niye? Niye yani? Şimdi Kılıçdaroğlu'na neye eksik görüyorsunuz? Yani İmamoğlu'ndan eksik olan nedir Sayın Kılıçdaroğlu? Na? Ben onu anlamıyorum yani. Ya altı tane birbirine benzemeyen Lideri bir araya getirmiş. altı tane birbirine benzemeyen partiyi, görüşü bir araya getirmiş. Ee, ondan sonra neticede öyle ya da böyle İstanbul alınmış, Ankara alınmış. Ama siz diyorsun ki Kılıçdaroğlu olmasın ya İmamoğlu olsun. Niye? Anlamıyorum yani. Bir de iyi Partililerin bir açıklaması var. İşte dediler ki yakın zamanda bir e, çalışma yapacağız işte. Anket çalışması kim aday olsun diye ben bunu da bak yine iyi Partililerin bir çalışması olarak görüyorum. İşte İmamoğlu'nun Türkiye turuna çıkardı Hele bir çık bakalım. İnsanların teveccühünü görelim. Ondan sonra diyeceğiz ki anketlerde İmamoğlu çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu diyecekler. Bak halk bunu istiyor diyecekler yani. Anlatabildim mi? Bu da bak bu çalışma bile Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çekilmiş bir operasyon. Bir saniye yani söylemiş şunu olayım. söylemek istiyorsunuz. Sayın e, İmamoğlu ben, bu Kastamonu ve diğer e, evet. 14 ile daha gidecek ya. Evet. Ee, yani Sayın Akşenerle aralarında konuşmuş olabilirler mi? Bunu mu söylemek istiyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Şimdi Orayı Sayın Sayın de Sayın Akşener'in Sayın İmamoğlu'na çok ciddi bir desteği olduğunu biliyoruz ve bunu anlamsız buluyorum. Bak onun için inanılmaz bir desteği var. Yani o en son Saraçan'daki e, mitikten önce yani zannediyorum Sayın İmamoğlu annesi bile bu kadar işten ve sevecenlikle sarılmamıştır. Gördük ya Ondan tersi. sonra kendisini kalktı Mutlu işte oldu. çok enteresan Fatih Sultan Mehmet'e benzetti yani Sayın İmamoğlu'nu. Yani şimdi de ne bileyim yani yarın öbür gün şunu da diyebilirler bak onu da bekliyorum artık. Rabbi yesir bak şunu da diyebilirler yani bakın sevgili halkımız Sayın İmamoğlu e, işte ahir zamanda beklediğiniz Mehdi'dir. Bak onu da söyleyebilirler çünkü geçenlerde Umre'ye gitti. O arkasının içinde Türkiye'yi geziyor. Yarın bir gün beklediğiniz Mehdi'dir bak onu da diyebilir. Bak onu da bekliyorum. Artık olayı o kadar abartabilirler. İnanılmaz derece abartılmış bir İmamoğlu profil var karşımızda. Ve az önce sevgili Murat Bey dedi ki... Yani şunu %60, demek istiyorsunuz. Sayın Akşener masadan hani belirlenecek ya aday öyle evet. söylüyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu değil de Sayın İmamoğlu'nun aday olmasını istiyor bak, mu? net bir şekilde ben iddia ediyorum. Düşüncemi söylüyorum. Ben Sayın Akşener'in, İyi Partililerin e, ciddi manada Sayın e, İmamoğlu'nun aday olması istediklerini düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman yani verilen fotoğraflar, ondan sonra süblimler, mesajlar, ondan sonra bu Pankartlara bakıyorsunuz, Her billboardlara bakıyorsunuz. Yan yana işte resimler, il başkanları açık bir şekilde kalktı. İmamoğlu işte İmamoğlu'nu övdü biliyorsunuz. Yani böyle enteresan şeyler yaşandı. Yani e, burada biz net bir şekilde İYİ Partililerin Sayın Kılıçdaroğlu'na adaylı konusunda çekiştiklerini, sürtüştüklerini ben tahmin ediyorum. Yani Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor. Bak net bir şekilde hak ediyor mu? Bakın Millet İttifakı içerisinde adaylığı en çok hak eden kişi Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Bak net bir şekilde söylüyorum. Birazdan ona da açıklık getireceğim. Ama demin şimdi sevgili Murat Bey'in bir iddiası oldu. Dedi ya işte %60 dedi oy alabilir işte diye bir şey varmış. Evet. E, anket çalışması var. Sonra dedi ki, ki. Mümkün değil bak, öyle bir bak, tam mümkün olmadan çıkmış. Sonra dedi ki sevgili Murat Bey dedi ki %48 dedi. Cumhur İttifakı'nın dedi şu anda oyu var yükselişte. Peki 46. Cumhur İttifakı %46 da dediniz. %48 tam hatırlamıyorum. Eğer Cumhur İttifakı'nın şu anda %46 oyu varsa Sayın Cumhurbaşkanı nasıl yüzde %40 oyu alıyor? Bir kere orada bile teziniz çürümüş oluyor. Yani böyle. Için, e, e, bak, bir şey diyor muyum? Ya efendim. Murat Bey şöyle Cumhur şöyle bir cümle kullandı. Oy oranı diyor. Şimdi tamam. Yani, şimdi yani, tam bak, oy yani, Sayın Erdoğan oy oranını Murat Bey bak ben dedim şöyle mi? ben şimdi sabırla sakin sakin sizi dinledim. Kafamda şöyle analizlerimi ya, yaptım. Siz öyle bak, bir bak, e, gerçekle Ama şimdi gerçek diyorsunuz ama şimdi, e, e, şimdi bir de diyor ki sizin gerçekleriniz ben, bak sizin gerçekleriniz bizim Erdoğan, beynimizi alay etmek gibi yani. Sayın Erdoğan oy oranını istiyorsanız söyleyebilirim. Biz, ama ben pardon, size Özür dilerim bak. Şimdi ifade edin ki bak Murat Beyciğim. Elmayla elmayı kıyas. Murat Bey bak ben bak, ifade edeyim kendimi bak, rica ediyorum. ayrı bir şey. Özür dilerim bak şu hmm. anda hani böyle Erman, sözümü kestiğiniz zaman ayrı. anlam bütünlüğü olmuyor bak rica ediyorum. Ama e, şimdi bak e, şimdi sayın şöyle Çağlar, da, bak, bak. Sayın, çağlar sayın Çağlar, müsaadenizle yani şöyle de şimdi, yapabiliriz yayınımız esnasında. Yani böyle tamam, birbirinizin sözlerine tabii, ufak tabii, müdahaleler yok, olabilir. Hani o açıdan siz sizin sayın Gezici'ye karşı konuşuyorsunuz. Arada bir araya girebilirsiniz. Siz de girebilirsiniz. başka ben bir şey Beni doğru anlamasın. Sözünüzü tabii ki tamamlayacaksınız. Ama arada bir birbirimizin sözünü olur, kesebiliriz. Or orada Sakıncası sıkıntı yok. yok. Şimdi ben şöyle Murat Bey diyorum ki hani hani bir idam var Murat Bey'in söyledikleriyle ilgili. Bunu tam ifade etmem için cümlenin bitmesi lazım. Şimdi e siz dediniz ki işte e bazı kamuoyu araştırma nezdinde Sayın İmamoğlu popüler oldu dediniz. Ya yani, pardon halkın nezdinde popüler dediniz şu anda doğru mu? Az önce öyle bir şey söylediniz. Değil mi sizce? Tamam bence değil. Bak değil. Biz neden bence konuşuyoruz Sayın İmamoğlu, şu an İmamoğlu? Bak İmamoğlu. Sayın İmamoğlu. Sizin gibi birkaç tane kamuoyu araştırma şirketi ve birkaç tane siyasetçi, yazar, çizerin nezdinde popüler. Bak onu söyleyeyim. Onun dışında halkın nezdinde herhangi bir popülerliği yok. Sayın İmamoğlu İstanbul Belediye Başkanı olduktan sonra o hani her şey çok güzel olacak sloganıyla yola çıktı ama bir hayal kırıklığı olduğunu bütün İstanbullular gördü bütün Türkiye gördü ama bak şunu da şunu da söyleyeyim İlta size. Burada size, bak, burada size hak veriyorum bak. Burada size hak veriyorum ama böyle sürekli Hayır. kendi kendine bak kendi kendine sönen e, İmamoğlu balonu iktidar tarafından işte sürekli gündeme getirilerek sürekli konuşturarak da böyle bazen o balonun tekrar şişirildiğini ben tabii ki kabul ediyorum. Bak onu söyleyeyim. Yani ya Sayın İmamoğlu 14 tane il değil de bütün Türkiye'ye geçsen olur yani. Ya hatta bırakın Türkiye'ye de Ardından e, Sayın Kılıçdaroğlu gibi Amerika'ya gitsin, İngiltere'ye gitsin, yurt dışını gelsin. Ya gelsin ne olacak yani? Yani şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanımız gibi eee Liderlik çıtasını, liderlik de, de, çıtasını e, o kadar yükseğe çıkartmış bir lider varken, dünya lider olmuş birisi varken Sayın İmamoğlu ile Sayın Cumhurbaşkanımızı bence insanlar kıyaslamaz ve bir daha söyleyeyim. Sayın, yani say Çağlar, e, sayın... Çağlar, İmamoğlu demişti ki Altılı Masa'nın en kuvvetli neferiyim yani deyip e, bu cümleyle beraber de e, çalışmalarına e, katkı vereceğini söylemişti. Bu anlamda olabilir. bir e gezi olabilir mi bu geze? Şimdi şeyden? şöyle Sayın İmamoğlu bence Cumhuriyet Halk Partisi'den istifa etsin İYİ Parti'nin belediye başkanı olsun. Onu söyleyeyim. Çünkü İYİ Partilerle daha haşır necır. Bir kere Hanım, önce CHP'lerin desteğini alsın. Mi? Bir kere Sayın Bakanım önce CHP'lerin desteğini alsın. Saraçhane'deki şeyi gördük biz. Mitingi gördük. Kaç tane CHP'li vardı? CHP'lerin birçoğu kendisine tepki gösteriyor. Evet, Meral Akşener'in belediye başkanı pozisyonda şu anda yani. Bak onu söyleyeyim. Ve hatta şu iddiamı daha da geliştireyim. Eğer siz İmamoğlu'nun bu kadar güçlü bir aday olduğunu düşünüyorsanız aylar öncesinde niye bunu söylemediniz? Niye açıklamadınız? Neyi bekliyorsunuz? İmamoğlu çok büyük bir lider hani. Hani o zaman niye hani yıpratılmasından korkuyorsunuz? Aylar öncesinde açıklasaydınız o zaman. Madem ki bu kadar güçlü görüyorsunuz, bu kadar halk tarafından seviliyor. Aylar önce niye açıklamadınız o zaman İmamoğlu'nu yani? Niye? Ben onu merak ediyorum. Açıklayamıyorsunuz. Çünkü niye siz de inanmıyorsunuz buraya? Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı karşısına çıkartabileceğiniz bir aday yok. Çıkartamıyorsunuz şu anda. Ve bir, bir iddiam daha var. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bak. Diyorum ki o masada adaylığı en çok hak eden kişidir diyorum Net bir şekilde söyleyeyim. Objektif söylüyorum. Tarafsız söylüyorum yani. Altı tane birbirine benzemeyen Partiyi bir araya getirmiş adam yani. Halen nezaketen sürekli söylemlerinde bir şey soruyorlar. Altılı masadaki liderlerle konuşup ondan sonra konuşmam lazım diyor. Ve siz orada diyorsunuz ki yani Kılıçdaroğlu olmamalı. Açıklayamıyorsunuz bir türlü adamı yani. Adamı sürekli karalıyorsunuz. Sürekli böyle aşağıya çekiyorsunuz. Kendiniz yapıyorsunuz bunu. Millet ittifakına değer ver insanlar. Sizler bunu yapıyorsunuz şu anda. Ve ben şunu söyleyeyim. O altı, altılı masadaki, masadaki liderler. Şimdi Türkiye'nin dış politikasını eleştiriyorsunuz. Türkiye'nin ekonomisini eleştiriyorsunuz. İyi siyaseti eleştiriyorsunuz ama aday olamıyorsunuz. Adayı dışarıdan arıyorsunuz. O o mevzuyu birazdan konuşalım. Altı masa Şimdi sonraki başlık. O, o değerler biraz sonra yaparsınız. Araştırma, dışarıdan araştırma vereyim isterseniz. Dışarı bitirim son cümlem. Evet. Dışarıdan dışarıdan bir aday aramanız. Yani burada İmamoğlu ya da Mansur Bey'in eee adaylığınız konuşulması şu anlama geliyor. Demek ki biz bu ülkeyi yönetecek kabiliyette ve liyakatte değiliz. Halkın teveccühünü göremeyiz. O yüzden başka isimler ortalıkta dolanıyor. Ben de diyorum ki o zaman madem ki siz kendinizi böyle görüyorsanız o ortalıkta dolanın kişileri partilerinizin genel başkanı yapın o zaman. Dur oturmayın o koltuklarda. Peki, teşekkür ediyorum. Yani şimdi bir ilave düzeltme yapıp memnuniyetiyle ilgili yani az önce söyledik ya. tamam çok, çok kısaca kısa söyleyeyim kısa bir anker başka başlıklarla devam edeceğim. Bir düzeltme yapayım da. Tamam bu buyurun. Ee, şimdi Doğan Bey diyor ki ya diyor Cumhur İttifakının diyor oy oranı diyor 46 <laughs> dedin diyor. Daha doğrusu 48 dedi. 48 evet. demedim. 46 Yanlış dedin. anlamışımdır. Ee, onu düzelttik. Tamam. 46 dediğim nedir? Öncelikle bunu bilmek lazım AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisinin oy oranlarının toplamında 46 olduğunu ifade ettim. Ama Sayın Erdoğan'ın oy oranını sorarsanız onun oy oranı daha düşük. <laughs> ve aynı zamanda üzerinde e, Milliyetçi yankı. Hareket Partisinin e, Milliyetçi Hareket Partisinin üçte biri üçte biri oy veriyor Erdoğan'a Sayın Erdoğan'a üçte biri vermiyor üçte biri kararsız. 2018'e göre Milliyetçi Taban'ın Sayın Erdoğan'ın oy verme eğilimi 2018'e göre daha düşük. O yüzden bu vatanseverlik kavramları, işte ulusal çıkarlarımızla ilgili kavramların biraz daha yoğun gündeme gelmesiyle aslında o tabanı biraz mobilize etmek isteyen bir iktidar var. İşte İsviçre'deki, Finlandiya'daki, Fransa'daki olaylar da aslında biraz büyütülüyor ve bu büyütülende Sayın Erdoğan'ın karnesine artı yazıyor. Peki teşekkür ederim. Çok kısaca alayım. İstanbul'lu az önce söyledik ya. İstanbul'lu bundan memnun mu? Yani Ekrem İmamoğlu'nun hizmetlerinden memnun mu? 2213 kişiyle 8-10 Ağustos tarihleri arasında evet, yapılmış bir araştırma. Keyvi tekniğiyle yapılmış bir araştırma. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yerel seçim sürecinde verdiği vaatleri yerine getirdi mi? Evet diyenler %36,8, kısmen diyenler 11,6, hayır diyenler 51,6. Çoğunluğu getirmedi diyor. Eski dönem başkanı ile karşılaştırdığınızda Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hizmet ve performans açısından nasıl buluyorsunuz? Önceki yönetim daha başarılıydı diyenler %57, diğer değişen bir şey olmadı diyen 7,6, yeni yönetim daha başarılı diyen 35,4. Yani İstanbullu Ekrem Bey'in hizmetlerinden memnun değil. Yani bir araştırma söylüyorum. Yani Eski yönetimde gerek yok. Bir kanaat söylemiyorum Sayın Bakan. Bir araştırma söylüyorum. Yani araştırma biliminin yani. de istatistik biliminin de evet. e, doğru bir örneklemle yerleştirildiğinde manipülasyon yapılmadığında ne kadar önemli olduğunu biz en azından siyasal iletişimciler çok iyi biliriz. Çünkü biz o verileri alır işleriz ve buna göre strateji Peki, üretiriz. Peki künyesinde evet. söylediniz zaten. Teşekkür evet. i̇şte ediyorum. Edeyim. Tamam çok güzel. Ee, biraz önce yani hocamız bahsetti ama Bu arada Sayın e, Erdoğan'ın oyları da şu anda 50'nin üzerinde onu söyleyeyim. Ya böyle bir oran e, olduğu söylenebilir ama değil. Şimdi geçen haftalarda e, İstanbul'da çok bilimsel çalışmalar, çalıştaylar yapıldı. Hı -hı. Orada 6 farklı firmanın anket sonuçları sunuldu. Ve 6'sının da anketlerinde %55'in üzerinde, %60'a dayanan e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan memnuniyet yüksek. İstanbul Belediyesi'nden memnuniyet yüksek olduğu görüldü. Bakın e, 35... E, e, yaklaşık 24 yıllık İstanbul'da AK Parti iktidar yapısı vardı ve bu kaybedildi büyük bir hazımsızlık ortaya çıktı ve esas mesele buradan geliyor. Ve büyük engellemelere rağmen baktığınız zaman işte 10 milyar yatırım yapılmış kanalizasyon çalışmalarıyla ilgili 10 milyar civarında İSKİ anlamında çalışmaların yapıldığını görüyoruz. 10 tane metronun aynı anda inşaatı devam ediyor. 1900 şey 2009 yılında 37 yurttaşımız öldü. Selden dolayı önde AKP iktidarı dönemindeki belediye başkanı döneminde 37 yurttaşımız boğularak öldü. Ve 2018 yılında daha çok yakın bir tarihte İstanbul'da Levent'te donarak bir çocuk öldü. Yani düşünün İkrem İmamoğlu e, ekrem döneminde kim ekrem öldü? Bir tane İstanbul'da ölüm oranı yok, kaza yani, yok, kan tersine baktığınız zaman insanlar... iş hacminin arttığı görülüyoruz. Yani İstanbul markasının dünyadaki bilinirliği, akıllı şehir anlamındaki <laughs> hizmetlerin arttığını görüyoruz. Bütün engellemelere rağmen. Vatandaş ben bunu peki, düzeltme anlamında... Teşekkür ederim. Karşı görüşleri söylediniz. Şu şimdi, e, ama bu kastım onu ziyaretiyle alakalı tamam. konuşmayı ben sürdürmek istiyorum. Anketlerle ilgili soru geldiğinde o zaman Cumhurbaşkanı'nın oyuyla alakalı şirket firmasının tamam, 2018 e... seçim öncesindeki açıkladığı oranlarla gerçekleşen oranları. Tamam birazdan adaylık istiyorum. mevzuna geldiğimizde dilerseniz söyleyin onu.